Gökalp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Oturuşunuz bile değişti farkında mısınız? Tabii tabii. Bitcoin bir 20 bini geçsin sen o zaman gelir. 100 bine giderse? Nasip o nasip. O zaman oturmam bile diyorsun. Sen gelmem ben. Yayına evden bağlanıyormuş. Beni rahatsız etmeyin kardeşim şu anda 100 bin Bitcoin falan. Şimdi biz birkaç yer işaret ediyorduk. 17.000-17.200 seviyesi vardı Bitcoin'de. Oralara doğru gidiyor. Zaten bir sürü şey oldu. İşte Biden seçildi. Aşıyla alakalı gelişmeler var. Toparladığımızda bunun çıktısı olarak da bakıyoruz ki evet kripto para piyasalarını hala destekleyen bir itki unsuru olan bu piyasalarda gelişmeler var. Bu arada şunu da söyleyelim. Biz bu programlara yaklaşık işte 2,5 ay önce falan başladık. 10 ay önce falan başladık. O zaman ne kadardı Bitcoin biz bunları konuşurken? 9000'di abi. Evet 9500. Nereye bakıyorsan ben 9500-9800 civarı. Sen yine 9800'de ben 9500 diye düzelteyim. Aynen. Evet falan desen de. Dejavu her zaman. 9500. Şimdi ne kadar abi? 16.000'e geldi. Neredeyse 2'ye katladı abi 2,5 ayda. İyi bir döneme denk geldi diyelim. Mütevazılık yapmayalım yani. Uyardık mı bu konuyla ilgili? Evet uyardık. Uyardık. Yani evet. O zaman 11.000-11.500 hemen gidebileceği yer. 10.800 mi ne vardı? Hemen üstüne 11.500 sonra 12.000. Evet. Sonra 14.000. Tıkır tıkır hepsine geldi. Şimdi 16.600'e falan test etti. Oradan biraz hani hiç tutunamıyor pek oralarda. Bir de future ve opsiyon piyasasıyla da biraz bağlayıp kar realizasyonu gelebilir yorumu yapacağım videonun sonuna doğru. Tamam. Onu da yaptım bekliyoruz. Da hatta şu an. Çok güzel yaptınız bunu. Evet. Ama videonun sonunda yine yapacağız. Yine yapmamız lazım. Evet, çünkü söyledin artık söz verdin. Rakamları çünkü şey yani açıklamamız evet. Lazım. Peki Bitcoin dışında Ether'de durum ne oldu? 310 falandı. 310 muydu? Evet. Tamam 310'sa bugün kaç abi? 462, dün 472 gördü. Orada da nereden baksan %60-70'lik yükseliş var. AVAX biraz yavaş kaldı ama diğerlerinde sular yükseliyor hani. Herkes tabii nasibini alıyor yani bu işten. Evet, video sonunda Algorand'ı konuşacağız. Ether 2'yi konuşacağız. Orada neler oluyor ondan biraz bahsedeceğiz. Bitcoin'i tabii ki ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Ama onun öncesinde bir reklam falan diye. Bu gördüğünüz kitap marketlerde 30 lira olur. Biz de... Yok arkadaşlar öyle bir şey yok tabii ki. Bu kitabı biliyorsunuz sizlere hediye etmiştik. Gökalp'le birlikte sağ olsun. Evet. Bir yığın dostumuza bu kitap gitti. Herhalde 2000 kişiye yaklaştı değil mi? Sanırım evet abi. Ve hepsinden de çok ciddi teşekkürler alıyoruz. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Nezaket gösteriyorlar. Buradaki amaç tabii şu, onu özellikle belirtmek istiyorum. Bitcoin ve kripto paralarla ilgili hatta blok zinciriyle ilgili hep kulaktan dolma bilgilerimiz var. Bu kitap ayrıntılı bir şekilde bu konunun detaylarını paylaşmış. Biz de istiyoruz ki hani okuyun, bir bilgi sahibi olun bu konuyla ilgili. Eğer ki isteyenler varsa ne yapacağız? Bir 2000 kişiye daha vereceğiz bunu. Ama biraz daha kolay bir yöntemle yapacağız bu kolay sefer. Bir yöntemle. Yani mail at, mail yap falan değil bir form oluşturduk. Bu folyo hemen şeyin altında, videonun altında bir link var. O linkten bir form oluyor. Zaten görecekler onu. Doldurduklarında ilk 2000 kişiye çekiliş kurağı falan yok ama çok yani yüz binlerce izleyici oluyor. Hani hepsi evet. Sağ olsunlar. Hepsine vermek isteriz ama hani yetişemiyoruz. Tabii yetişemeyiz yani. Lütfen alanlar da hani sizden ricam. Alanlar bir daha talep etmesinler. Tabii tabii. O önemli. Evet. Almayanlar, bu kitap kendisine ulaşmayanlar talep ederlerse kargo ücreti de yok. Onu yok yok söyleyeyim. Tabii. Hiçbir şekilde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bu kapınıza evet. Gelecek. Bizim size Gökalp'le birlikte bir hediyemiz olacak. Sağ olsunlar. Kabul ederlerse. Tabii ki. Bundan sonraki zamanlarda da böyle şeyler yapalım ama. Abi yapalım. Ben bu konuyu önemsiyorum biliyorsun. Benzer kitaplar yani kripto para piyasalarında olabilir, olmayabilir. Çünkü orada limitli kaynak var. Ama finansal piyasalarla alakalı çok güzel kitaplar var. Yani marketler nasıl okunur, nasıl izlenir? Değerli hocalarımızın kitapları var. Sen anlatıyorsun abi hani aylardır hani dolar niye yükseliyor falan hani biz şu şimdi bu kitabı aldığınızda evet kripto paraların geleceğine dair bir fikriniz oluyor. Finansal marketlerin geleceğine dair de fikirleri olsun insanların diye. Çok önemli bence. Evet, çok biz önemli. Yine sponsor olduğumuz şeyler kitaplar olacak. Onları da ücretsiz dağıtacağız bu arada. Aynen yani. Aynen. Peki şimdi gelelim şu seçimler meselesine. Seçimler evet. Biden kazandı. Birkaç önemli gelişme arka arkaya oldu Gökhan. Evet abi. Şimdi bir Amerika'da seçimler oldu. Biden açık ara kazandı. Sonra arkasından teşvikler
Ocağa kadar ertelendi. Evet. Hemen ardından aşağı haberleri çıktı. Hemen ardından Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Hazine Maliye Bakanı istifa etti tırnak içerisinde. Ve geçtiğimiz hafta gerçekten zor bir hafta oldu. Yani özellikle dolar cephesinde ve altın cephesinde bakıldığı zaman. Ama kripto paralarda biraz önce de konuştuk. Bitcoin maşallah var. Olduğu yerde sapasağlam durdu. Neden ayrıştı? Biraz ondan bahset. Ne? Tabii diğer piyasaları da değerlendirmeni istiyorum yani. Tabii tabii. Kripto paralar ya da özelinde Bitcoin niye ayrıştı diğerlerinden? Çünkü pek aynı dinamiklerle hareket etmiyor. Yani finansal marketlerle paralel hareket ettiği işte ne bileyim S&P 500'de altının korelasyonunun yükseldiği dönemler olabiliyor ama hadi bakalım hangisi güvenli limanmış diye soruyorum şu an. Çok havalara girdim. Estağfurullah. Bakalım. Nasıl ya? Abi şimdi ne? Konu şu. İnsanlar risk on moduna geçiyorlar böyle durumlarda. Ha, şu anda dinlemiyorum. Farkındayım. Evet, küsme abi. Abi insanlar risk on moduna geçiyor böyle durumlarda. Küresel krizin veya küresel streslerin elbette en majörlerinden bir tanesi bu COVID-19 kelimeyi maruz görün belasıydı yani evet, hepimiz için. Evet, hani evet, bu bundan artık bu illetten bir şekilde kurtulacağımıza dair bir ışık söyledi Pfizer. Popüler medya Pfizer diyor ama BioNTech aslında Türk bilim adamlarının girişimi olan bir BioNTech firması. Pfizer'le daha önce 2018'de bir deal'ları var. O yüzden Pfizer'e atıfta bulunuyor aşı bazlı çalışmalarından dolayı. Günün sonunda bu var mı? Var. Ne diyorlar bu şirket? BioNTech ya da Pfizer diyorlar ki 50 milyon tane 2020'de 1.3 milyar tane de 2021'de yapılabileceği yani projekte ediliyor. Bu da ne? Şimdi bize 50 milyonun biraz üstünde şu an enfekte olan sayısı. Demek ki aşının yapılma ve dağıtılma hızı, yapılma hızı diyelim, dağıtılma hızı biraz şey görece bir kavram. Yapılma hızı enfekte olma hızını geçebilir. Eğer bu geçerse zaten hani bu çare bulunmuş demek. %90 falan bir başarıdan bahsediyorlar. Yani çok iyi bence. Etkililik oranından bahsediyorlar. Bu neyin üstünde? Tüberkülozun, hepatit B'nin falan üstünde. Yani şimdi saygın bilim adamlarından ya da işte doktorlardan tıp camiasından rol çalmayalım ama gördüğüm rakam benim bana iyi şeyler söylüyor. Ki geçmişte iyi şeyler söylemiyordu. İşte geçen hafta Rusya'yı falan eleştirmiştik hani aşıyla alakalı. Velhasıl piyasada bunu şöyle okuyor. Evet tamam okey Biden geldi. Temsilciler Meclisi'nde kazandı. Tam teşvik ertelendi ama şu an bir hafif güvenli varlık sat, riskli varlık al fiyatlaması vardı. Teşvik gecikse dahi. Ama şimdi ocağa kadar eğer gerçekten bunun etkisi biraz kanıtlanırsa bu halde teşvik sorgulanmaya başlayacak. Çünkü küresel oyuncular, ekonomiler, gelişmiş ekonomiler şunu yorumlamaya başlayacak. Evet gerçekten onun çok popüler, çok söylenen, önce ilk başta Nouriel Roubini'nin dillendirdiği V-shape ya da I-shape şeklindeki bir ekonomik toparlanma, recovery başladı mı, başlıyor mu? Nereye gideceğizi fiyatlamaya başlayacak piyasa. Bu sorgulanıyor. Bence çok da önemli bir şey bunun sorgulanması. Ama bu şu risklerin önüne geçmiyor arkadaşlar. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Daha önce de aşı çalışmaları yapıldı. Evet. Aşıyla ilgili haberler çıktı. Ama her seferinde üretim ve dağıtımıyla ilgili ve etkileriyle ilgili kaygılar da oluştu. Evet. Piyasa bugüne kadar korona tarafından zaten bozulduğu için, yani tüm dünya için konuşuyorum. Yani ekonomiler çok ciddi yaralar aldığı için, mesela Merkel'in açıklamasını da bu anlamda önemsemek gerekiyor. Yani ikinci dalga birinci dalgaya göre çok daha sert evet. olacak. Ekonomileri çok daha sıkıntıya sokacak şeklinde. Yarın öbür gün eğer ki teşvikle ilgili beklentiler daha da azalırsa bu da benim fikrim. Sıkıntı büyüyecektir. Sıkıntının büyümesi de altına ve dolar endeksine olan talebi artırır. Ha bu şu demek değil. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Kripto paralar bana göre kendini şu süreçte ispat ediyor. Yani o riske rağmen kripto paralara yönelim artacak. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Hani biz hep diyorduk ya bir alternatif olarak portföyünüzün içinde bulundurun. Evet doğru. Doğruymuş. Yani yanlış bir bilgi vermemiş. Çünkü kripto paraların dinamiği, tek dinamiği finansal marketler değil. Çok dinamiği var. Finansal marketler işte veya merkez bankalarının likidite operasyonları ya da küresel ekonomilerin gittiği yer, enflasyon üretip üretememe kaygıları falan. Bu altını ilgilendiriyor. ABD 10 yıllıklarını ilgilendiriyor. Dünyanın en likit piyasası. Küresel tahvil piyasalarını, bono piyasalarını ilgilendiriyor. Ve kurları ilgilendiriyor. Çok ve endeksleri ilgilendiriyor. Ama Bitcoin'i o kadar da ilgilendirmiyor. Biraz ilgilendiriyor. İlgilendirmiyor yanlış. Elbette ilgilendiriyor da. Ama sadece tek katman o değil. Yani birkaç katman var kripto paralar için. Bir tanesi soru işareti olan işte altın satılıyor. Bitcoin daha henüz orada değil. 16.600 lira, 16.500 lira test etti. Bitcoin'i veya işte kripto paraları etkileyen o katmanlardan
bakımından, bir diğeri de ne? Teknolojik gelişmeler ya da ülkelerin aldığı kararlar. Yani işte merkez bankalarının, ülkelerin, regülatörlerin aldığı kararlar. Daha önceden bayağı yasakçı bir pencereden bakan ülkeler ve regülatörler şu an bunu değiştiriyorlar. Finansın merkezi kalbi Londra, İngiltere Merkez Bankası geçen hafta İngiltere Hazinesi ile birlikte bir taslak regülasyon üzerine, kripto para regülasyonu üzerine konuştular. Bu arada hala BOA başkanı şunu söylüyor. Diyor ki, İngiltere Merkez Bankası'nın başkanı diyor ki, aslında kripto paraların içerisinde bir içsel değer yoktur diyor ama bir taslak içinde çalışma başlatıyor. Yani şimdi sadece onlar mı? Değil. Değil. Bak not almışız burada. Evet. Avustralya var. Tayland var. Bir de Hong Kong var. Hepsi var abi yani. Hepsi. Ben Hong Kong'u çok önemsiyorum. Londra neyse, tabii o kadar değil belki ama Londra neyse Asya ve dünya ayağında da Hong Kong'un öyle bir ölçeği var bana göre. Gerçi içine evet. geçtikten sonra o tartışılabilir bir noktaya geldi ama. Asya'nın Paris'i diyor. Var ya hani Antep için Maraş'ın. Evet. Abi şöyle, Çin'de şöyle bir gelişme var. Hintli bir think tank firması var. Yani bir düşünce kuruluşu. Bu adamların işi sadece geleceğe dair araştırmalarda, açıklamalarda, öngörülerde bulunmak falan. Yani akademisyenlerden de oluşuyor. Policy 4 diye bir şirket bu, bir yapı. Diyorlar ki Çin'in geliştirdiği aslında dijital para birkaç tane bizim gene daha önce de burada konuştuğumuz sonucu birlikte beraberine getiriyor. Ne? İşte bunun programlanabilir olması aslında Çin ekonomisini etkileyen ve boost ettirebilecek bir şey. Yani pozitif etkileyebilecek bir şey. Diğer taraftan da New York'taki bankacılık sistemini de bypass edebilecek bir şey. Etrafından dolaşabilecek bir şey diyor. Bunlar zaten bizim de geçmişte söylediğimiz şeyler burada. Bunun dışında da Avustralya Merkez Bankası dedim. Daha önce biz burada BIS'i konuştuk. Türkiye'de olan da bir şeyler var. Dolayısıyla hani birkaç katman dedi ki mesela bir tanesi bu. Bu ve buradan gelen haberler de genel olarak da pozitif seyrediyor. Hep çünkü artık ya biz bunu yasaklayalım fikrinden ya biz bundan nasıl pay alırız, bu bizim hangi derdimizi çözer ve başkaları bu işe girmeden biz nasıl bunu çabuk yapabiliriz gibi bir... Bunu karşılayabilecek kadar Bitcoin var mı abi? Ülkelerin belli büyüklükleri var biliyoruz. Zaten daha önce bu BIS'in yaptığı araştırma yayınladıkları makalede 7'si toplandı ya, Riksbank'ten tut SMB işte falan, Fed, BOE hepsi. Nasıl yapmamız lazım işte bu? Hangi özelliklerde olması lazım bunun? Siber ataklara karşı olması lazım. Hemen anında bir settlement'a konu olması lazım. Yüksek transaction olması lazım falan filan. Burada kalkıp da bir token'dan bahsetmiyor BIS ya da merkez bankaları. Yeni bir blok zincir, kendileri için bir blok zincir yaratmaktan bahsediyorlar. Bu yüzden de bunlarla alakalı bu geliştirmelerde bulunan şirketlerle çalışıyor zaten. Mesela Avustralya gidip Consensus diye bir tane firma var abi. Bunlar Ethereum geliştiricisi bu firma. Bunlarla bir proje, ortak proje yapıyor. Societe Generale yine Consensus'e bir proje yapıyor. Hong Kong yine Consensus'le bir proje yapıyor. Ve hatta Tayland'da Consensus'e. Yani aslında Ethereum'a benzeyen bir şey yapmak gibi fikirleri var. Tayland, dijital baht, onların para birimi baht ya. Dijital baht çıkarmak gibi bir fikri var mesela Tayland'ın. Şimdi Bitcoin'in bugünkü piyasa değeri ne? 300 milyar dolar civarında. Bugünkü fiyatı çarpı işte sirkülasyonda olan para falan, buna bahsediyorum. 300 milyar. Evet abi, 300 milyar dolar. Abi bu rakam neyin üstünde biliyor musun? Bak birkaç ülke sayacağım sana. Türkiye, Brezilya, Meksika, Tayland, Tayvan ve benzeri birçok gelişmekte olan ülkelerin M1 para arzından fazla. M1 para arzı ne? M1 para arzı aslında en dar para arzı tanımı. Banka notları, bozuk paralar vesaire, yani fiziksel paralar artı vadesiz mevduatlarda tutulan para. Türkiye'deki bu şekildeki paradan daha fazla para şu an şey Bitcoin'de sirkülasyonda. Biz şunu biliyoruz. Bitcoin'in 21 milyon tane var. Başka yok. Başka Bitcoin yok abi. Bu kadar. Başka yok. 100 bin olacak mı abi? Eğer 100 bin olursa birkaç yıl sonra dönüp habire bu videolardan kesitler al. 100 bin olacak mı? 100 bin. Bunları habire böyle vereceğim zaten. Vereceğim. Oradan övüneceğim ben de. Bugünün yanında var. Nasıl? Bugün bana tepeden bakıyorsun ama yarın abi. Haftaya ondan sonraki hafta. Geçen hafta da sen bana tepeden bakıyordun. 8.40'a gitmiş kur. Şimdi üstad, bu 2015 neden önemli? Bunun içerisinde ne yok? 2001, 11 Eylül yok. Fed'in faizini %1'e çektiği. Aslında o da bir kriz. Evet. 2008 türev krizi yok. İzlanda'sından başla. 2008 İzlanda, hani bu filmlere konu oldu falan filan. Yani oradan başla ta 2015-2016'daki Avrupa borç krizine kadar. Amerika'nın bütün QE'leri yok. 2015'e baz almışlar. Ondan sonra bile %180 M1 arzı artmış Amerika'nın. Şu demek abi. Bitcoin neden yükseliyor? Bu yüzden yükseliyor. Çünkü bir tanesi kıt kaynak. Altın da aynı şekilde. Doğru. Diğeri de şey, habire para basıyor insanlar. Buna ya QE desin, daha böyle çok havalı, veya TLTRO desin ya da işte Asset Purchase Program desin. Ne diyorsa desin. Böyle akronim birleştirsin. Çok havalı olsun. Ama basıyorsun abi gün sonu. Evet, sen para var. Sen varlık alıyorsun. Ya toksik varlık alıyorsun ya az bir şey alıyorsun sen. Adamın cebinde daha bol bir TL oluyor ve daha az bir Bitcoin var veya dolar, neyse euro. Böyle olunca da Bitcoin fiyatını elbette yukarı doğru taşıyor. Altını nasıl
nasıl taşıyorsa, her nasıl biz 2011'de altındaki 2000 dolara ya bu galiba balon diyorduysak, evet, ama 2100'ü gören altına hayır bunun gidecek yeri var diyorsak, aynı şey kripto paralar için de geçerli üstad. Haftalardır altın çizdiğin bir nokta var, bence çok önemli. Merkez bankalarının ve ülkelerin bu işin içerisine artık direkt girmiş olması ve bu işle ilgili önemli kararlar veriyor olmaları abi. Türkiye'ye dönelim biraz. Şu FAS'tan bahsedelim. Şu 7-24 hikayesi, belki şunu söyleyebilir bizi izleyenler. Ya işte Merkez Bankası'nın bu 7-24 EFT transfer vesaire hikayesinin kripto parayla ne ilgisi var kardeşim diyebilirler. Ama kripto paranın temelinde de, bu kadar popüler olmasının temelinde de o transferin bağımsızlığı var değil mi? Tabii ki tabii ki abi, şöyle. Şimdi, ve hızı var aynı yani, zamanda. Konu direkt birebir çağat. Merkez Bankası'nın bunu blockchain'le mi yapıyor? Hayır, öyle bir şey söylemiyor adamlar. Hmm. Ama şunu ama anlıyorum. Yapmayacağız ben, da yapmayacağız da demiyorlar daha sonra, doğru söylüyorsun. Merkez Bankası diyor ki fonların, çok da güzel bir İngilizce akronim olmuşlar. Fonların anlık ve sürekli transferi. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. Yok. Fonların anlık ve sürekli transferi. Fast. Evet. Evet, aynen öyle. Anlık yani ve sürekli hızlı transferi. Evet. 18 Aralık 2020'den itibaren de pilot uygulama yapacaklar. Ne yapıyor? Akşam 5'te biz EFT kapandı. Ben sana X bankam var, benim Y bankam var. Ben Y bankasından X bankasına EFT yapamıyorum ya. Bu bir problematik. Ve bu problematiği çözen finansal teknoloji, fintech kuruluşları vardı şu an. Türkiye'de de var. Ve bayağı büyükler. Ve aslında sundukları bütün çözüm buydu adamların. Adamlar diyordu ki, kardeşim sen akşamleyin 9'da 1'ine para mı göndereceksin? Ve aynı bankaya sahip değil misin? Hay hay gel benimle gönderebilirsin diyordu. Ve bunu çözüyordu. Bu arada bu da çok bayağı inovatif, yenilikçi bir şeydi aslında, o adamların bulduğu şeydi. Onları da takdir ediyorduk yani. Tabii tabii. Ama Merkez tabii Bankası gördü ki bu bir iş modeli. İş modeli ve anlamlı da bir iş modeli. Ben bunun içerisinde olmalıyım dedi. Muhteşem abi. Yani biz hakikaten bu konularda acayip yenilikçiyiz ve benim çok hoşuma gidiyor bu. Daha önce burada şunu da konuştuk. Yani Türkiye'deki bankaların, bunu söylemek benim haddime değil ama Türkiye'deki bankaların yenilikçi oldukları, teknolojik yatırımları çok fazla yaptıkları ve bu konuya da bayağı kafa patlattıklarını biliyoruz. Çünkü bu dünyada konuda örneği var mı bu iş? Abi benim gördüğüm yok. Asya bu konuda çok iyi. Yani WhatsApp'tan, WeChat'ten falan para transfer ediyorlar ama kıta Avrupa'sı ve Amerika, Kuzey Amerika çok kötüler bu konuda gerçekten. Hmm. Yani bugün işte çok övüyoruz ya hani Fransa vesaire, hani git abi bir haftada EFT yapabilecek misin veya emin olacak mısın paranın gittiğinden, emin değilim yani. Amerika'da, Kanada'da bu işler gerçekten çok zor. Çok zordan kastım şu, yani biz çat QR'la para gönderiyoruz. QR kodu okutuyoruz. Doğru. Değil mi? Doğru. Karşıda bir tane adam var ve onun kim olduğunu bilmiyoruz ama cep telefonunu biliyoruz. Aynen. Öyle bir entegre sistem var ki cep telefonuna para gönderebiliyorsunuz ve adamın kartı yokken gidip ATM'den bunu çekebiliyor. Bunlar gerçekten yenilikçi hizmetler. Dolayısıyla Merkez Bankası bunun bir yerinde olmak istemiş. Çok da doğru bir karar bence. Peki kripto ile ne ilgisi olabilir? Kripto ile şöyle ilgisi olabilir. Bir gün, ve bu çok da uzak değil. Şimdi zaten yakın zaman, yakın gelecekte merkez bankalarının benzer şekilde ödeme sistemlerine kafa patlattığını biliyoruz. Blockchain teknolojisini kullanarak kafa patlattığını biliyoruz. Biz neden burada Avax'ı konuştuk? Çünkü Avax diyor ki anlık 2 saniyede biten, kendi cümleleriyle 2 saniyede finality'si olan, yani sonlanan bir transaction'ı çok güvenli bir şekilde çok ucuza mal edip sunabiliyorum insanlara diyor. İnsanlar da bunu sadece bir ödeme sistemi gibi düşünme üstad. Mesela Avax'ın kendi motivasyonu, eğer diyor ben buna gerekli hukuki yapıları kurgulayabilirsem, bunun altına regülatörler kurgulamak isterse, örnek veriyorum bir borsa, bir takas bankı, bir custody servise veren bir şirket bunu kurgulamak isterse, bunu bir takasa konu, bir settlement'a konu bir ürün olarak da satabilir diyor Avax'ı. Hmm. Zaten Wall Street'te hakim olmasını beklemelerinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu yüzden de biz blockchain teknolojileri, işte proof of stake'e geçişler, erken sonlandırmalar, yani bu şekildeki, yani erken finality'si olan ürünlere karşı böyle biraz daha pozitifiz ve burada bir gelecek görüyoruz açıkçası. Avax'ı listeleyişimizin sebebi bu. Algorand'ın teknolojisi de bu şekilde ve hatta Avax'tan da önce Pure Proof of Stake diye ortaya çıktı Algorand, 2018'deydi mainnet'ine geçişi yanlış hatırlamıyorsam. Onun da teknolojisi bayağı benzer. Yani adamlar diyor ki arkadaşım bunu sen birçok stable coin'de, kredi puanlarında, kripto currency'lerde falan kullanabilirsin. Bir taraftan da hisse senetlerinde, finansal piyasalarda, hükümetler tarafından, devletler tarafından issue edilmiş, satılan değerli kağıtlarda bunu kullanabilirsin diyor. Şimdi bunlar merkez bankaları ödeme sistemlerinin içine giriyorsa, ben diğer taraflar için de hemen diyorum ki buraya doğru piyasa kayacak yani. Bunun altına imzamı atarım. Ölmez sağ kalırsak, bir, hani bundan bir 40-50 yıl sonra abi, fiziki para yasaklanacak abi. Özellikle gelişmiş ülkelerde fiziki para yasaklanacak. Eğer Amerika'ya, Kanada'ya ziyaret eden izleyicilerimiz varsa orada görürler. Bazı alışveriş merkezlerinde böyle giyim falan, butik mutik öyle yerlerde girerken siz şeyi görürsünüz. Şu an var, bugün.
No cash transaction yazar orada. Yani ben senin paranı kabul etmiyorum diyor, fiziki paranı, dolar. 100 dolar götürsen sana bir bakıyor zaten, kimlik falan sorguluyor. Hele 300-500 doları nakit ödemek istersen olmaz diyor adam, evet. Benim kendi kişisel öngörümde şu, çok uzak olmayan bir gelecekte bu tamamen yasaklanacak gelişmiş ülkelerde. Ben 40-50 yılı çok uzun bir vade olarak görüyorum ya. O şey ya, davranıyorum. Yani sen çok itidalli davranıyorsun. Evet, itidalli davranıyorum. Evet. O kadar uzun vade olacağı kanaatinde bile değilim. Evet, yani değil abi. Yani ben daha 3-5 seneleri falan düşünüyorum bu konuyu. Yani evet, bir 5 yıl içerisinde üstad bayağı bir gelişme göreceğiz. Çünkü oraya doğru gidiyor. Şimdi Elon Musk şunu yapıyor şu an. Tüm dünyada hızlı, herkesin erişebileceği bir internet yapıyor. Doğru mu? Ve bunun testlerinde ben şunu okudum geçen hafta. 110 mu 120 megabitten bahsediyor saniyede. Biz şu an bunu para verip satın alamıyoruz Türkiye'de. Amerika'nın birçok kıyı kasabalarında da yok bu arada. Zaten sorun o. Ve oraya internet götürmek istiyorlar. Şimdi buradan döneceğim. Diyeceğim ki Merkez Bankaları, bu BIS'in yayınladığı şeyde adamlar diyor ki instant settlement olması lazım. Yani bunun anlık online olman lazım. Senin ki parayı ödeyebil. Offline ödüyorsan da diyor, diyelim ki 1000 dolar, hani o kadarlık ödeyebilirsin online'a geçtiğinde, yani bu network'e eriştiğinde bu kendi kendine settle edilsin diyor. CBDC, yani Merkez Bankaları Dijital Para Birimi araştırmasında diğer merkez bankalarına toplanıp BIS'in çatısı altında konuştukları şey buydu. Şimdi ben Starlink'i düşünüyorum abi. Starlink, Van'la Texas'ın XYZ kasabası arasındaki ya da Togo arasındaki bir internet farkını ortadan kaldırıyor. Ve bu arada ücretsiz olacak. Bilmiyorum onu. Hakikaten bilmiyorum. Ücretsiz internete uğraşıyorlar. Bilmiyorum ben de bu ücretsiz olacak mı diye. Ama bana kalırsa interneti ücretsiz hale getirip yan alanlardan büyük paralar kazanmayı deneyecek. Yani internet ücretsiz olsa ve çok hızlı olsa herkes bütün işlemlerini internet üzerinden yapıyor. Bu sefer gerçekten hep İngilizcesini söyleyeceğim, ne olur affetsinler. Connected olma durumu var ya. Hep evet. Bağlısın hayata. Evet abi. Şey, internete. Yani evet. Bu işte streaming kanallarında falan bununla alakalı diziler var çok popüler. İki, hep cash transfer yapabiliyor hale geleceksin. Aynen öyle. Ülkeler arası. Bunu BIS sınırlar arası. Cross border payment diyor. Sınırlar arası para gönderebiliyor hale geleceksin. Çok kısa, çok hızlı. Neyi riske attın sen? Aracı bankaları, intermediyerleri, banka dediğin şeyleri riske attın. Bunu bu kadar hızlı yaptığında, yani bankaları ortadan kaldırdın. Merkez bankaları da bunu kontrol edebildi. Parayı da izleyebildin. Senin nakite artık ihtiyacın kalmadı yani. Çok doğrusu. Toplam verimliliği, iş üretimini dünya genelinde inanılmaz arttıran bir şey. İnanılmaz arttıran bir şey. Yani bir sürü iş robotlara devredilecek ve yazılımlara devredilecek diyoruz ya yıllardır. İşte o sanayi devriminin sonrasında hep fiziki işlerdi bu. Artık insanlar arabaları birleştirmiyor da makineler. Ama şu an artık neredeyse insanlar düşünmeyip makineler düşünüyor hale gelecek. Bankalardaki insanlar olmayıp bunlar yapıyor hale gelecek falan. Yani blockchain teknolojilerinin gelişmesinin, blockchain teknolojilerinin daha fazla altının dolmasının, değerlenmesinin, kripto paraların değerlenmesinin birçok sebebi var. Böyle şeyler de bence ana bunların kolonlarını oluşturuyor. Evet, bence en temel sebepler bunlar abi. Evet. Şimdi gelelim piyasaya. Gelelim abi. Bak, piyasaya gelelim deyince gelelim abi. Gelelim. Çok konuştuk. Gelelim abi. Bitcoin ne kadar düştü abi? Düşmedi, Bitcoin çıktı. Evet, düşen o dolar, o düşen. Dolar, Bitcoin düşmedi. Dolar o, düşen dolar. Bitcoin düşmedi. 16.200'dü ben sabah gelirken, 15.900 falan şu an galiba. Düşmüş işte abi. Doğru söylüyorsun. Ha, düşmüş, özür dilerim. 15.000'e düşmüş 16.000'den. 15.900 15.900 16.000 değil. 15.900'e düşmüş. Düşmüş dedirttin bana da ya. 16.600'e yükseldi. 16.600'e yükseldi. 9.000'den buraya gelmiş, düşmüş dedirtiyor değil mi? Ama çok güzel bir grafiği var üstad. Şunu bekliyorum ben. Şimdi Ether de 470-480'lere gitti. Link 12.80'leri test etti. Link için 12.80 neyse, Ether için 480 odur diyorduk. Tam da o hareketi yaptı. Vallahi bir. Aynen öyle. Ama şu noktadayım şu an. Gelirken iki tane şeye baktım. Bir tanesi daha çok yeni. 2-3 hafta önce de geyik yaptık burada. Bu oynaklık endeksi falan diye. Şimdi onda ufak ufak bir kıpırdanma var ama büyük bir hareket yok henüz. Ama diğer taraftan da ona güvenmeyip şeye dönüp baktım. Opsiyon piyasasında, bu Deribit'in, CME'nin falan opsiyonlarının toplandığı opsiyon piyasasında zımni oynaklıkla tarihi oynaklığın ne durumda olduğuna baktım. Zımni oynaklık bayağı düşmüş. Bu bir uyarıdır. Hava böyle görürsün kapanır. Böyle fırtına önce sessizlik dersin ya hani. Patlayacak hava da nereye patlayacak bilmezsin falan. Hani bu şu an biraz öyle bir durum seziyorum. Bir dikkat edelim diye yorumluyorum. Ya hafif geri gelebilir mi? Hafif geri gelebilir. Yani Bitcoin'de de bu var, Ether'de de bu var, Link'te de var. Kar realizasyonu denebilir bunda. Nasıl yorumluyorsa yorumlayabilir yatırımcı. Ama şey, geri çekilme görülebilir hepsinde. Evet. Tamam, programın başında biraz
o duruşundan, tavrından dolayı rahatsız oldum. Bitcoin yükseldi diye bize her türlü havaları attım falan ama. Allah Allah. Önemli değil. Ya şaka bir yana. Gökhan sana çok teşekkür ediyorum ya. Yani bizi izleyen dostlarımızı gerçek anlamda çok iyi bilgilendirdiğimiz kanaatindeyim. Estağfurullah abi. Yani bu aslında bir kamu yararına yapılmış çok doğru bir iş. O anlamda sana teşekkür etmek istiyorum. Bitcoin'den Ether'ine, Ether'inden Link'ine kadar doğru noktalarda ama doğru şekilde. Hani gidin alın, koşun, şunu yapın falan demeden neden bunların yükseleceğini, neden buradan buraya gelebileceğini hep açıklayarak gittik. Bu anlamda evet. Benim için çok önemliydi bu. Ben de öğreniyorum. Bir iki haftaya kadar sana ihtiyacım kalmaz diye tahmin ediyorum. Ben kendim konuşurum abi. Bitcoin göreceğiz. Bir şey yaparım. Gördük doları. Abi çok özür diliyorum. Kovuldun. Kovuldun. Bu program bir görüşürüz arkadaşlar. Haftaya görüşürüz.